Günaydın güzel insanlar, herkese merhabalar. Evi şöyle bir toparladım, temizledim. Ben sizlere günaydın, merhabalar demeden önce evimi siliyorum, süpürüyorum, toparlıyorum. Ondan sonra sizlere günaydın diyorum. O işleri bitirdim. Evde dolabımı açtım, baktım neler var. Yarım kilo kıyma var. Ne yapsam ne yapsam. Hem Ramazan'a da böyle hazırlık olur diye sizlere şöyle güzel bir yemek tarifi vermek istedim. Kıymamı çıkardım buzluktan, çözülüyor. Ama yapacağım yemeğin içerisine mantar da koyacağım ben. O yüzden şimdi evde mantar yok. Pazardan da almamıştım. Mantarı çünkü her zaman almıyoruz. Aldığımız zaman da biliyorsunuz hemen bitmesi lazım. O da birkaç gün dolapta beklediği zaman eriyebiliyor, bozulabiliyor hemen. Gideceğim şimdi bir bakayım. Bim'de mantar var mı? Olması lazım diye düşünüyorum. Bim'de yoksa bir A101'e uğrayacağım. Ondan sonra sizlerle beraber yemek yapımına geçeceğiz. Dışarı çıkıyordum. Gülşen'le karşılaştım. Çilekeş Gülşen. Karadeniz de... kadını. Evet, bu arada Karadenizlidir. Karadeniz kadınları böyle güçlü kuvvetli olur tabii. Kocalar yatar. Bana yardım, yani ben ona sordum, yardım edeyim mi? Arabadakiler yetmeyecek dedi. Şöyle bir de yağ almış. Gülsen'e yardım ettim. Kocam bana Her yardımcı gün böyle olmalı. anam, her gün elim Ama kolum anam, senin eşin de çalışıyor. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Nasıl yardım etsin adam? Yok, gelince de yatıyor. Elinde bir telefon. Akşama kadar sabah yatmıyor. Gece yatmıyor, sabah kalkmıyor. Ben sana yardım edeyim, söyle ne istiyorsun? Yukarı kadar çıkarayım mı dedim, yok asansöre kadar gelsen yeterli Teşekkür dedi. ediyorum. Çok hayırlı komşu, çok memnunuz. Rica ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Genelde buralarda oluyordu. Karnabahar var. Zencefil var burada, havuç, ha, mantar, işte bu benim şu mantar. Şöyle bir bakayım bir. Bunlar bayağı büyük. Gerçi ben ince ince doğrayacağım ama ne kadar ince doğrasam da küçük olanlardan alsam iyi olur. Hepsi de büyükmüş gerçi. Bundan alayım bir paket. Şunları şöyle bozmuş olduklarımı tekrar düzelteyim. Her hafta haftanın bir günü BİM'e biliyorsunuz indirimli ürünler geliyor. Biz en yakın bize A101 olduğu için arka tarafta genelde oraya gidiyordum ben ama orada pek mantar görmüyordum. A101'e geldiğim zamanlarda ama BİM'e geldiğim zamanlarda genelde orada görüyordum hep. BİM'e geldim. Bakalım buralarda indirimli ürünler neler var. Taraflara da genelde koyuyorlar ama ben şuradan gideyim şöyle en iyisi o taraftan dolanayım. Burada peçeteler ucuz oluyor diğer yerlere göre bunlar. Tabii biz eşimin tıkıtını kullandığımız için o da her markette geçmiyor. Peçeteyi falan oradan aldık hep ama aslında normalde BİM'de uygun oluyor peçeteler. Bu hafta öyle pek de bir şey gelmemiş herhalde ya da geldiyse de bitmiştir. Çok bir şey yok gibi ya da benim işime yarar bir şeyler yok gibi çünkü hep raflar boş. Ya da dediğim gibi geldiyse de bitti herhalde. Genelde şu taraflara da koyuyorlar, şu mercimeklerin olduğu yerlerde. Kataloğa da hiç bakmadım gerçi. Ne gelecek, ne gidecek bu hafta diye. Pek öyle bakmadım. Eşofman altları var artık. Gerçi yaz da geliyor ya. Gömlekler falan. Bunlar da böyle oyuncaklar. İndirimli. Çamaşırlar. Bizim derin su genelde buradan saç bakımıyla ilgili kremler alır ama onlar da herhalde bu tarafta var mı yok mu ya da bitti mi? Sever o öyle. Buraya markalı güzel ürünler geliyor anneleri. Sen beni kapının ağzında mı bekliyorsun sen? Ha? Gel. Gel kızım. Korktun mu? He? Korktun mu? Mars dış kapıdan hiç dışarıya çıkmaz.
korkuyor. Oradan da yukarıda herhalde küçük çocuk vardı. Birazcık yüksek sesle konuşunca. Korktun mu kızım? Ha? Hemen koklarsın değil mi? Hemen. Tamam. Bak hemen koklar. Malzemelerim hazır. Burada mantarlarımı böyle ince ince doğradım. Siz isterseniz biraz daha böyle kalın da doğrayabilirsiniz. İçerisine şöyle jülyen, yarım ayda diyebilirsiniz. Soğan doğradım. Bir de kaşar koyacağım ben soğuduktan sonra. İsteyenler kaşar ilave etmeyebilir, edebilir. Ben seviyorum. Ve bu köftenin içerisine yaparken sadece mantar değil, ıspanak koyabilirsiniz. Bezelye koyabilirsiniz, havuç koyabilirsiniz. Yani aklınıza içerisine böyle sotelenmiş, pişmiş olarak istediğiniz bir sebzeyi soteleyip koyabilirsiniz. Köftemizin içerisine neler gelecek? Bu arada biz ne köftesi yapıyoruz? Bezdirme köftesi yapıyoruz. Ama ben bu bezdirme köfteyi mantarlı ve fırında yapacağım. Yarım kilo kıymam var. Bir çay bardağı. Sıcak suda ıslatılmış, bekletilmiş ve soğumuş ince köftelik bulgurum var. Bir adet yumurtam, bir adet de böyle büyük rendelenmiş soğanım var. Köftenin içerisine kimyon, karabiber, tuz ilave edeceğim. Siz isterseniz içerisine pul biber, kırmızı toz biber, kekik, artık sizin damak zevkinize göre ne isterseniz o baharatlardan da ekleyebilirsiniz. Köftemizi yapmaya başlayalım. Bu arada ben köftelik bulgurumu ıslatırken içerisine böyle ona yetecek kadar tuz ilave ettim. Şimdi köftemi de ona göre tuz ilave edeceğim. Eğer bulguru ıslatırken tuz ilave etmemiş olsaydım, şimdi kıymama biraz daha fazla tuz ilave edecektim. O yüzden köfteye yetecek kadar tuz ilave ediyorum. Karabiberimizi de hemen şöyle yarım çay kaşığı kadar. Kimyonumuzda hemen bir yarım çay kaşığı kadar. Soğanımızı da ilave edelim. Şöyle yumurtamızı da. Ondan sonra hepsini bir güzel karıştıracağız. Köftem hazır. Elimde böyle bir 5 dakikaya yakın bütün malzemeleri yoğurdum, karıştırdım. Şimdi üstüne streç çekip dolaba koyacağım ve iç malzemenizi hazırlarken köftemiz de dolapta dinlenmiş olacak. Tavamıza yağımızı koyduk. Yağımız ısındı. Hemen şöyle soğanlarımı ilave ediyorum. Önce soğanlarımı birazcık kavuracağım. Daha sonra mantarlarımı ilave edeceğim. Mantarlarım da hazır. Hemen onu da böyle tuz ve karabiberle tatlandıracağım. Acı isteyen arkadaşlar acı ilave edebilirler. Şöyle. Birazcık da maydanoz doğradım ben. Şimdi hemen başka bir kaba alacağım. Çabucak soğusun. Soğuduktan sonra kaşarını ilave edeceğim. Ve ondan sonra köftemizi yapmaya başlayacağız. Ve bu köftemize bir de sos yapacağız üzerine. İç harcımız hazır. İç harcımızı hemen şöyle kaşarımızı da ilave ettik. Evet. Sıra geldi köftemizi yapmaya. Ellerimi hafif ıslatıyorum. Hemen şöyle köftemizin yarısını aldım. Tekrardan elimde azıcık şöyle yoğuracağım. İçinde bulgur olduğu için biraz böyle açarken ister istemez çatlamalar olacak. Şöyle ince bir şekilde açtım. Şimdi
Şimdi ben bunu, benim elimde su bardaklarım var. Şöyle normal su bardağından birazcık daha geniş. Hemen şöyle yapıyorum. Yavaşça köftemizi kaldırdım. İçerisine hemen şöyle hop, mantardan ilave ediyorum. Büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz biraz daha büyük ayarlayabilirsiniz. Hatta ben şimdi bir tane de çorba kasesinden göstereceğim sizlere. Daha sonra şöyle elim nerede? Tam şöyle kameranın altına getireyim. Sizleri yine böyle bardakların yanına koydum. Üç kısmını şöyle birleştiriyoruz. Şu şekilde. Aynı böyle poğaça yaparız ya, içerisine peynir ya da zeytin ilave ettiğimiz zaman kapatırız ya da bazı raviolilerle yaptığımız gibi. Bu şekilde kapattım ağzını. Hemen şöyle yağlı kağıt koymuştum. Onun üzerine koydum. Hatta bir tane de şimdi size çorba kasesinden göstereceğim. Hangi büyüklükte isterseniz. Çorba kasesi birazcık böyle porsiyonluk gibi oluyor. Gerçi biraz büyük oluyor ama fırına girdiği zaman da ister istemez piştikten sonra biraz da çekme ve küçülme payı olduğu için aslında bence bu büyüklükteki, hemen şöyle gösteriyorum, köfteler daha güzel olur. Şöyle hemen bunu da kapattım böyle. Hangi büyüklükte isterseniz. Düşünsenize, yani bu büyüklükte yaptınız. Gelen bir misafiriniz ya da kendiniz artık tabağın içerisine iki tane koyduğunuz zaman karnınızı doyurur. Bir porsiyon köfte olmuş olur. Artık hangi büyüklükte yapmak isterseniz. Ben hepsini böyle yapacağım. Daha sonra da sizlerle beraber köftemizin sosunu yapacağız. Köftelerim hazır. Şöyle bir borcama koymuştum ben ilk önce. Alır diye düşündüm ama köfteler o kadar çok çıktı ki yarım kilo köfteden bakın şöyle 10 adet büyük, 6 adet de küçük çıktı. Küçük yapmayayım dedim ben. Şöyle büyük aynı porsiyonluk olsun istedim. Böyle şimdi Ramazan ayında iftar yemeği verirken hani insanlar böyle çok yemezler. İlk önce çorbayla başlarlar. İşte salatasıydı, pilavıydı derken ana yemeğiydi. Yanında da böyle zeytinyağlı falan bir şeyler varsa şu iki köfte bir porsiyon olarak düşünebilirsiniz. Düşünebilirsiniz. Yani ay Mars. Ne yaptı orada? Mars. Bak, bakın, bakın. Bakın gördünüz mü Mars'ın yaramazlıkları? Kızım aklımı aldın Mars. Ne yapıyorsun orada? İn aşağıya. Yaramaz ya. İşte Mars böyle yaramazlıklar yapıyor. Şimdi in aşağıya. Seni yaramaz seni. Nerede kalmıştık? Heh. Böyle iki adedi bir porsiyon olarak düşünürseniz yani 1, 2, 3 yani zaten şuralarda 10 tane var. 5 kişilik oradan şuradan da küçüklerden de iki tane daha çıkmış olsa 6 kişilik yarım kiloluk bir kıymadan 6 kişilik köfte yapabiliyorsunuz. 1 kilo alsanız 12 kişi artık evinizde ağırlayacağınız kişi sayısına göre de değişir bu. Bu arada ben şimdi buraları temizleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi merdanen falan hep yağ oldu. Hatta ben almış olduğum mantarın gramajına bakmadım ama galiba 300 gram kadar vardı ya da 250 gram kadar, kala kala bu kaldı. Yarım kilo kıymaya da 300 gram mantar yeterli geliyor. Fırınımı hemen açtım, 180 derece. Önceden ısıtılmış fırınıma köftelerimi şimdi veriyorum. Bunları böyle koyuyorum ki biz geldiğimizden beri burada bir açıklık var fırınımızın. Buraları böyle buradan sıcak havası dışarıya çıkmasın diye oraya bezle her zaman kapatıyorum ben. Köftelerimiz hemen hemen bir en fazla 15 dakika sonra pişer.
etrafı toparladım. Şöyle bunları makinem dolu çalıştığı için elimde yıkadım hemen. Burada da sosumuz için malzemeler var. Şöyle bir adet orta boy ince ince doğranmış soğanımız var. İçinde de iki diş sarımsak var. Burada da üç adet orta boy domateslerimiz var. Onları da böyle ince ince doğradım. Hemen şöyle kaşığın ucuyla salça koydum. Birazcık sosumuz hafif bağlaması için. İçine ben baharat olarak kırmızı toz biber, karabiber, tuz koyacağım. Bakalım bu arada köftelerimiz nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Hatta pişmişler sizlere şöyle. Oo, buhar oldunuz. Şuraya alayım. Şurada bir göstereyim. Fırınımı da hatta kapatıyorum. Evet. Köftelerimiz pişti. Hatta şunu ben şöyle elimde tam ağzını kapatamamışım. Gördünüz mü? Bu birazcık açık kalmış. Köftelerimiz pişti. Şimdi ben hemen bunların sosunu ayarlayacağım. Daha sonra da köftemizin tadına artık bizimkiler geldiği zaman bakacağız. Bunun yanına ben pilav yapmayı düşünüyordum. Pilav da çok güzel olur. Derin su geldi. Tabii baktı hemen böyle köfteye. İsmini bile daha sormadı. Bunun içinde mantar mı var dedim. Mantar o geldiği zaman burada dışarıdaydı. Ufak bir kaba almıştım ben. Hani makarna yap ne olursun dedi. Ama ben onun yanına erişte yapmayı düşünüyorum. Daha önceden de arkadaşlar sormuşlardı hep erişte yaparken tarifini bir daha tekrar bize verir misiniz diye. Çünkü bazen yemek tarifi veriyorum ama yanında yapmış olduğum pilav, makarna ya da erişteyi tarifini vermemiş oluyorum. Şimdi sizlerle beraber hem sosumuzu yapacağız hem de yanına erişte yapacağız. Saçım başım dağılmış mı bilmiyorum. Biraz önce sizleri buraya bardakların yanına koyduğum zaman bu kapak böyle açıktı. Ve ara sıra boyum ne kadar kısa olsa da oraya değiyor herhalde. Şöyle sizlere de göstereyim. Bakar mısınız böyle buradan hafiften saçlarım buralara değdi ve inanın daha aynaya falan bakmadım. Saçlarım bozuksa kusura bakmayın. Ocaklarımın altını açtım. Hemen yağları ilave ediyorum. Bunda eriştemi yapacağım. Bir orta boy piyazlık bir soğan doğrarım. Burada da köftemizin sosunu yapacağız. Hemen şöyle ilk önce erişteyi 1 paket yarım kilo erişteyi ilave ettim. Bu arada ben bunu kavururken hiç durmadan kavuracağım. Çünkü eşit bir şekilde kavrulması lazım. Eğer sürekli olarak karıştırmazsanız her yeri aynı şekilde eşit bir şekilde kavrulmuyor. Daha sonra kimi taraf yanarken kimi tarafta pişmemiş oluyor. Bu arada buraya da soğanlarımızı hemen ilave edelim. Sosumuzun soğanları tenceremizde kavrulurken hemen böyle eriştemizin de içerisine bir adet orta boy doğramış olduğum soğanları ilave ettim. Aynı anda kavuracağım. Birazdan da ketilimi açtığım zaman sizlere ses gelmesin diye o arada kamerayı kapatacağım. Çünkü biliyorsunuz ketilden çok ses çıkıyor. O sesten rahatsız olmanızı istemiyorum. Şimdi zaten hem tencere hem kaşık hem makinamın gürültüsü var. Bu seslerden biliyorum ekran başında ya da bizi kulaklıkla dinleyen arkadaşlar çok rahatsız oluyorlar. Bezdirme köftemiz. Ramazan ayının ilk gününde ne pişireceğim diye düşünmeyin. Köftemizin ismi ne kadar bezdirme olsa da yaparken birazcık da bezdirse de inanın yerken bir o kadar lezzetli oluyor. Soğanları kavruldu. Hemen az bir şey. Yani çok kavurmak istemiyorum bu sefer sosunun soğanlarını. Azıcık böyle dişimize gelsin istiyorum. Salçasını ilave ettim. Bu arada durmadan eriştemizi de karıştırıyorum. Deniz de markete gitmişti. O da geldi. Soluk soluğa kalmış. Bozuk paraları yere düşürdü. Ne oldu anneciğim? La asansörsünüz. Ben de ne aldın gene? Köftenin ismini öğrenmeden derinse hemen anne ben
saçıma bakın bir şeyler almaya gideceğim dedi. O kaçış alacaktım. He. 28 liraydı, yanımda da 23 lira aldım. Ne? A101'den mi aldın? A101'den aldım. Ben bugün bir... olarak geliyor ya benimler. Ben BİM'e baktım bugün. BİM'e de geliyor ya, senin aldığın ürünlerden az çok, ismi değil ama görünüş şekilleri olarak, görünüş olarak aklımda ya. Baktım ama bulamadım. Bulsaydım alacaktım. Ne yapıyor? Hemen koklar. Arzu'nun önünde hamile bir tane kedi vardı. Ya kıyamam. Mama koymuşlar daha yeni. Evden mamalı çekecektim. Onun dışında baktım vardı, daha yeni koymuşlardı. Kurumasın orada diye götürmedim. Ama nasıl sevdiriyor kendini. Bir de yatıyor, karnını okşatıyor. Ağrısı var. Oturdum biraz onunla oynadım, o yüzden birazcık. Normalde A101 şurası. Tabii hemen yanımızda. Ama bir sanırım 20 dakika falan olmaya çıkalım. Yani. Oturdum onu sevdim. O da aynı Mars gibiydi. Siyah beyazdı biliyor musun? Ama karnı böyle şişmişti. Bu ne yapar? Belki de kedinin kokusunu aldı. Kedinin kokusu. Bak. Oho, buna bak. Ah Mars. Biz dışarıdan geldik mi koklandırıyoruz. Bu arada eriştelerini hemen tekrardan sizlere göstereyim. Şöyle durmadan karıştırıyorum. Makarna yap dedin ama erişteyi de seviyorsun ya. Pilav yerine, makarna yerine erişte yapıyorum benimki. Evet, salçamız da hemen azıcık kavruldu. Domateslerimi ilave ediyorum. Ve baharatlarımı da ilave ettikten sonra sosumuzun altını kısacağım. Domateslerimiz artık biraz böyle eriyip pişesiye kadar. Bugün ne oluyorsa dilimde hep bir sürçme var. Kelimeleri böyle yutarak konuşuyorum. Bazı kelimeleri ne oldu bilmem. Bu arada bir de buraya biraz erişte için tereyağı çıkardım. Tereyağını ben aslında normalde eriştelerin içerisine kavururken de ilave ediyorum ama bu tereyağı biraz çabuk yandığı için daha sonradan ilave edeceğim. Yanmasın diye. Bu arada çaktırmadan köfteyi almış götürüyor derin su. Güzel mi? Güzel. Sos da yapıyorum şimdi ben ona. Abla sos mu geldi şimdi? Tabii sos yapıyorum. Sossuz olmaz, öyle kuru olur. Sanıyorum ki bundan yeni çıktı için. Sürekli yağ veriyoruz, kuru olmuş hala. Tabii daha yeni çıkardım anneciğim. Şey kuru değil yani, kuru gelmiyor. Kettle'da suyumu kaynattım. Hemen şöyle tereyağını da ilave ediyorum. Tuzumu da ilave edeceğim. Bu arada sosuma da birazcık daha kaynatmış oldum. Sudan koyacağım. Kapağımız nerede? Şimdi tencerenin kapağını ben kırmızı malzemeleri çıkartınca sulu havanın o tarafa koyacağım. Buraya koydum diye bakıyorum da. Evet, çok az bir şeydi. Şöyle sosun içerisine sıcak su ilave ettim. Sosumuzu malzemeyi kapatalım. Tuzumuzu verdik, tereyağımızı verdik. Bu kadar pembeleşmesi yeterli. Şimdi hemen bir bakalım. Ne kadar su ilave ettik. Çok da su koymayalım. Sonra çekmesi güzel olmuyor. Çok az var hemen. Üstünü biraz geçeseye kadar su verdim. Kapağını kapatacağız. Altını da kısacağız. Salatalarımı hazırladım. Şöyle Gazipaşa'dan toplamış olduğumuz kayınvalidemin bahçesinden rokoyla tereler de var. Bu arada sosumun altını açtım. O ısınıyor. Birazcık da şimdi eriştem sıcak ama biraz daha ısıtsam iyi olacak. Köftelerimi de böyle tabağa aldım. Onları da şimdi eşim geldiği zaman mikrodalga fırında ısıtacağım. Hemen hemen gelmek üzere. Bugün iftar menünüz, yemeğiniz, erişteniz benden, çorbanız ve tatlınız sizlerden olsun. Ecrin de burada oynuyordu ama. Ecrin!
Neredesin kızım? Sesi geliyor da görüntü yok. Bu tarafta oynuyorlar. Bir iki gündür kızlarla beraber. Orada doğum günü kutlamışlardı arkadaşlarıyla. Bir bank var, oturacak. Hadi gel yemeği yiyelim. Gel hadi yemek yiyoruz. Gel hadi, baban da gelecek şimdi. Ejin'i de çağırdık. Mars, sen de bizi mi bekliyorsun kızım? Ha? Ne yaptın, koydun mu kaşık çatallarımızı? Şöyle salatalarımızı da hemen sofraya koyalım. Getir kısmını da. Erişlerin altında birazcık açıver kızım. Bakar mısınız? Bakın, bakın. Üstüne babasının montunu giymiş ama altında çorap yok. Kızım üstü... Çoraplar yanıyorum. Olmuyor. Üst... Çoraplar basıyor. Çorap rahatsız ediyor. Yani. Üstün üşüyor da ayağın üşümüyor mu? Üşümüyor. Anneciğim. Üşümüyor. Şimdi şort giysem üşümez bacaklarım ama... Allah Allah. Bu çocuklar. Bakın eriştemiz de böyle tel tel oldu. Hani normalde ayağını sıcak tut, vücudun üşümez derler ya. Ben de tam tersi. Ama anneciğim... Beşini sıcak tut, ayağın üşümez. Ama güzel kızım, bak ayak üşütüldüğü zaman çok tehlikeli ileride. Bak bir sürü hastalıklara yol açıyor. O yüzden ayağını en azından kış aylarında, soğuk havalarda sıcak... Bak, bak ya, halıya basıyorum diyor. Halıya basıyorum. Engin aşağıdan geldi. Ne köftesi var diye merak edip duruyor. Babamla geldim. Ben de koydum oraya. Hatta tencerenin kapağını açmadan benim kızlar gelirler. Böyle açarlar bakarlar, açarlar bakarlar. Tarhana çorbası mı diyor. Daha yeni yaptık kızım dedim, tarhana çorbasını. Yeni içtik dedim ben. O dedim köftenin sosu. Gel, hoş geldin. Sesim diyor, rahatsız etme böyle. Sesin gelmedi ya. Ya sesim geldi. Geldi mi? Sesin hani sesini yapmayın dedim. Araya girmem dedim. Nereye de girdik? İyi. Selam. Ya, tarhana çorbası vardı. Biraz moralim bozuldu da. Tabii sen tarhanayı sevmiyorsun. Derin suyla beraber. Yok, eşin tarhana mı var dedi mi? Çorbalarda en son tercih ettim. Ne zaman söylüyorum? Ben de çorbalarda en çok tercih ettim. İlk tercih ettiklerimden tarhana çorbası olabilir. Vaa. Şöyle hemen çok güzel sizlere. Gözüküyor. Çok güzel gözüküyor değil mi? Bak şimdi bir köfte mantarlı. Bak bak o da. Bana gizli gizli söylüyorsunuz. Sesini duyduk. Neresi? Köfte mantarlı mı gerçekten? Köfte evet. Mantarlı anlayışım. Dada. İsmi de köfte mantarlı. Bezdirme köfte bu köftenin ismi. Bezdirecek bizi yerken kızım. Ay dur, ben yaparken bezmedim. Siz yerken mi bezeceksiniz? Bana koyduğumda işte çok koyma, çok erişteyim. Yemeyeceğim. Bu tamam. Bana fısır fısır konuşursunuz. Bak şimdi şöyle. İki büyük, bir küçük köfte koyayım. Dediğim gibi iftar menülerinde şu iki tanesi yeter. Çünkü önden çorba içildiği için. Valla bizde iş yerinde kek verdiler. Oh, biraz açlığımı bastırdım. Oh. Aslında şu erişlerin üstüne de şöyle güzel bir piyaz peynir rendeleseydik olacaktı. Menümüz kaşar peynir de güzel olurdu. Kaşar da olur, evet o da güzel olurdu. Sana şimdi erişteyi az mı koyayım? Evet, sos da çok istemiyorum. Sos da az istiyorsun, peki bakalım o zaman. Ecim benim yerime mi oturuyorsun? Yok, bu senin. Seninmiş olan. Bizim sofrada herkesin yeri belli. Köfte iki yeter mi? Ama sen köfteyi yeter, çok yeter. Seviyorsun. Yeter, yeter. Bir tane de küçük. Hadi bir tane de küçük. Az bir şeyle sos koyuyorum. Aynen, yeterli. Al bakalım. Soframızı gösterelim. Böyle yine tekrardan söyleyeyim. Ramazan. Afiyet olsun anne. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Az mantar var deyince. Mantar var deyince biraz canı sıkılmıştı ama. Hissetmesin bile sen mantara. Çok güzel oldu. Dur gelme. Gelmez. Gelmez. Neden öyle yapar? Neyse hadi başlayalım. Hadi afiyet olsun. Sen de ellerini yıka. Ellerimi yıkacağım da belki dinleyeyim biraz dedim ben de. Tamam hadi. Kızlar köftelerin birer tanesini yiyemediler bile. Bayağı doyurucu, içinde bulgur olunca tok tuttu onları. Güzel valla. Erişinin bir parçasını biz yedik de ben son yemedik. Ben de o kadar da aç değildim. Parçayı bölen önümüze. Yani bir buçuğunu yiyen diğerini anne ben yiyemeyeceğim deyip tabağımızı uzatıyorlar. Biz yürüyüşe çıkacağız.
birkaç gündür hava yağışlı diye gidemedik. Kendine çıkarıp karanlığa kalmayalım. Karanlığa kalmadan yürüyüşümüze gidelim. Bu arada da sizlerden müsaademizi isteyelim. Bugün de güzel bir yemeklerin sonuna geldik, günün sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.